Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün BIST 100'ü yani BIST 100 endeksini teknik olarak yorumlamaya çalışacağız. Gördüklerimizden bahsedeceğiz. Dolayısıyla teknik bir video olacak. Ama olabildiğince de basite indirgeyip anlatmaya çalışacağım. Sizlere çoğunlukla bu kanalda tematik hisse paylaşımları, şirket paylaşımları, temel analizler yapıyorum. Yeri geldiğinde de teknik analiz paylaşmaya çalışıyorum. Bunu olabildiğince az paylaşıyorum. Çünkü teknik analize çok vakit aslında ayırmamız gerekmiyor. Sadece piyasanın bazı noktalarda ne kadar hareket ettiğini, trendleri takip etmek kullanmamız yeterli. Dolayısıyla iyi bir yatırımcı, orta uzun vadeli, yani BIST 100'de teknik olarak yön neresi, trend neresi onu bilmesi bence yeterli. Bizim şuradaki kırmızı yeşil bayrakları takip etmesi, genel trendi takip etmesi yeterli. Birçok belki borsa analisti her borsa yorumladıklarında bu grafikleri açıyor. Bence gerçek yatırımcının bu grafiklerle çok fazla işi yok. Yani günün ya da bir yılın 10 saatini borsa yatırımına harcıyorsanız bunun bence maksimum 1 saati bu tarz yorumları dinlemek olmalı. Çünkü sizin eğer inandığınız, güvendiğiniz şirket, sektör varsa asıl belirleyici arkadaşlar o sektörde şirketteki gidişat olacaktır. Tabii ki borsada kısa vadede düşüşler olabilir, yükselişler olabilir. Borsanın fiyatlaması bazen reel şirketlerin gerçekleriyle uyuşmayabilir. Yani şu an şirkette işler çok iyi yolunda gidiyor. Satışlar artıyor ama borsada hissesinin fiyatları düşüyor olabilir. Dolayısıyla hani hisseler düşünce acaba şirkette bir şey mi var gibi sormanıza gerek yok. Bazen hiçbir şey olmayabilir. Bu korelasyon çoğu zaman borsada olmuyor. Çoğu zaman bu korelasyonu takip etmek size fırsatlar veriyor. Dolayısıyla biz o yüzden genellikle temel analiz videolarında ya da tematik videolarda hep şirketleri anlatmaya çalışıyoruz. Şirketler ne iş yapıyor, bilançoları nasıl, ne üretiyorlar, hangi faaliyet alanlarında gibi bu konulara değiniyoruz. Ama tabii ki teknik analizsiz de kalmıyoruz. Şimdi biz yüzü şöyle bir açtığımızda ne görüyoruz? Bu gördüğünüz 4 saatlik bir grafik. Biraz daha detayları görebilmek adına 4 saatlik açtım. Günlük de açtığınız çok fark etmez. Trend aynı trend. Kırmızı ve yeşil bayraklarımızın anlamını biliyorsunuz. Şimdi son yükselişin artık 8500 lira aşıldıktan sonra bu mor bölge bizim destek olarak belirttiğimiz ve BIST 100'de aslında alım yeri olarak belirlediğimiz, iyi senaryodaki alım yeri belirlediğimiz yerlerde ve burada borsadaki şirketler bize çok fazla fırsat verdi ve bu fırsatları da kullandık. Dolayısıyla geçmişten beri taşıdığınız pozisyonlar varsa ya da şu kırmızı bayrakta realize ettiğiniz, sattığınız pozisyonlar varsa bu dip bölgelerden iyi eklemeler yaptınız. Her iki şekilde de kârdasınız. Şimdi bundan sonrasında trendin değişmesi için tekrar yeşil bayrak için 8500'lerin geçilmesini beklemiştik. Ama bazı ön şartlarımız da vardı. 8500 geçildikten sonra endekste ne oldu? Birkaç hafta sonra özellikle 9000'ler sınırına geldikten sonra hacimde düşme, isteksizlik ve özellikle RSI dediğimiz teknik gösterge bize şunu gösteriyor. Yani ne kadar alım iştahı var piyasada. Aslında bunu siz kendinizden de görebilirsiniz ya da etrafınızdan da görebilirsiniz. Şu an etrafınızda kaç kişi borsada yükseliş olacağını düşünerek alım yapıyor buralardan? Çoğu kişi alım yapmıyor, değil mi? Çünkü bir seçim belirsizliği var. En önemli belirsizlik bir ayımız kaldı. Bu seçim ne kadar yerel seçim olsa da insanlar seçim öncesi risk almak istemiyor. Ve birçok kişi muhtemelen sizin etrafınızda da yani seçim bitsin de bir borsaya öyle bakalım diyorlar. İkinci olarak son 1-2 aydır hem Mehmet Şimşek hem de yeni Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği bazı konuşmalar var. Bu konuşmaların altında çok önemli mesajlar var. Seçimden sonra ekstra sıkılaşma hamleleri gelebilir. Ne demek? Yani biz paranın boğazını iyice sıkabiliriz. Parasal sıkılaşmayı arttırabiliriz. Bu faiz artışı da olabilir, başka şeyler de olabilir. Likiditeyi piyasadan çekmek. Siz bu piyasadan likiditeyi çektiğinizde bu borsayı da etkiliyor, gayrimenkul fiyatlarını da etkiliyor. Dolayısıyla endeks bu tarz zamanlarda olumsuz etkileniyor. Bunun en güzel örneğini 2022'nin başında Amerika piyasalarında görebilirsiniz. Faizlerin artışı, likiditenin orada
azalma, sıkılaşma piyasadan ciddi bir para çıkışına sebep oldu. Biz bu dönemde de aslında çok benzer bir şey yaşadık. Yani faiz artışlarını ciddi hissettiğimiz dönemde bu dönemi yaşadık. Dolayısıyla bu yaşadığımız 4-5 aylık dönemin biz devam edeceğini, hatta daha da artacağının mesajını alırsak seçimden sonra demek ki Borsa İstanbul'da seçimden sonra da beklenen o ivme yakalanmayabilir. Dolayısıyla şu an hala senaryolar net değil ama seçim sonrası, bence seçime bir hafta yaklaşırken piyasada bir satış görmemiz son derece normal, risk almak istemeyenlerin. Seçimden sonra bir rahatlamayla belki bir giriş olacak. Ama bu girişte eğer bu son birkaç haftadır gördüğümüz gibi yine RSI'larda düşük seviyeler, yani isteksizlik olursa biz endekste o zaman bir yataya bağlama, yani şu 4-5 aylık şu dönemi tekrar görebiliriz. Çünkü piyasada sıkılaşma hamleleri enflasyonu düzeltmek için tekrardan gündeme gelecektir. Ve bu dönemde ne olmuştu hatırlarsanız? Endekste bir para el değiştirdi. Hem şirket hem de para el değişikliği vardı. Ve yabancının böyle yavaş yavaş alımlara başladığını gördüğümüz dönemlerdi CDS'lerin düşüşüyle. Aynı dönemin seçimden sonra da böyle şu bölgelerde işte grafiğin gösterdiği Temmuz-Ağustos bölgesine kadar devamı söz konusu olabilir. Hep olabilir diyoruz. Yani yorumlar doğrultusunda tahminlerimizi paylaşıyoruz. Şimdi bu gördüğümüz şey bizim uyumsuzluktur. Uyumsuzluk dediğimiz endeks tepeler yaparken, yani yükselişler yaparken RSI'da tam tersi bir durum varsa, yani isteksizlik varsa, bu yükselişin çok kalıcı bir yükseliş olmadığını ve düşüş beklememiz gerektiğini görürüz. Ve ilk düşüşü biz aslında yaşadık. Şimdi bundan sonra piyasanın tekrar buraları test edip edip etmemesini bekleyeceğiz. 9400'lere tekrar gelir ama RSI tekrar düşüklerde olursa, yani işte 50 seviyeleri geçemezse, demek ki kalıcı bir yükseliş değil, düşüş gelebilir demektir. Bu da piyasanın aslında isteksizliğini gösteriyor. Bu da bizim uzun vadeli hedeflerimizin aslında ilerleyen tarihlere atı atmamız gerektiğini bir kez daha söylüyor. Yani endekste şu an alım için yeterince iştah yok. Bunu hem teknik göstergelerden görüyoruz arkadaşlar, hem trend göstergelerinden görüyoruz, hem de etrafınızdaki insanlara sorduğunuzda muhtemelen hem kendinizden biliyorsunuzdur hem de etrafınızdaki insanlardan biliyorsunuzdur. Alım için burada güzel fırsatlar vardı ama burada şu anda alım için bence iyi fırsatlar yok. Dolayısıyla piyasa bir seçimi görmek istiyor. Seçim sonrasındaki teknik göstergeler, yapılacak aksiyonlar ne olacak, buna bakacağız. Bundan sonrasında tabii ki yolumuzu çok daha net çizeceğiz diye düşünüyorum ama herkesin aklında, planında, senaryosunda burada yaşadığımız 4-5 aylık dönem gibi bir dönemi tekrardan yaşayabiliriz. Eğer Merkez Bankası, işte ekonomi tarafı sıkılaşma hamlelerine devam ederse, piyasadaki bollaşmış likiditeyi çekerlerse, biz parasal sıkılaşma döneminde genellikle borsalarda ya düşüş ya da yataya bağlama gibi senaryolar görüyoruz. Dolayısıyla herkesin bence planını buna göre ihtimaller dahilinde yapması gerekir diye düşünüyorum. Bu uzun vadeli borsa adına çok iyi bir fırsat sunacaktır. Çünkü borsadaki temel beklentimiz uzun vadeli, yani ne demek bu, bir yıldan sonraki uzun vadeli beklentimiz CDS'lerin düşüşü, ülkenin risk priminin düşüşü, yurt dışından Türkiye'ye para girişi, yabancı fonların girişiyle bu düzeltmelerin doğru şirketlerde çok iyi fırsatlar sunacağını ve bu doğru zamanlarda bu şirketlerin hisselerini toplayanların uzun vadede yabancının girişiyle bu borsada gerçekten çok iyi paralar kazanabileceğinin en önemli göstergesi olacaktır. Biliyorsunuz borsa dinleniyor, güç topluyor. Sonra bir bakıyorsunuz birkaç ay içerisinde o hisseler çok hızlı yükselebiliyor. Dolayısıyla sizin zamanlamanız çok önemli oluyor ve piyasa her zaman fırsatlar veriyor. Şunu unutmayın, endeks nereye giderse gitsin, hisseler nereye giderse gitsin, yani bu seviyede kaç ay giderse gitsin, arkasında çalışan şirkette işler geliyorsa şirketin içsel değeri büyümeye devam ediyor. Ama ekranda gördüğünüz piyasa fiyatının yatay gitmesi size çok cazip fırsatlar sunuyordur. Günün sonunda o iki çizgi, o iki fiyat birbiriyle arkadaşlar bir noktada öpüşüyor. Dolayısıyla bu fırsatları uzun vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Teknik olarak da zaten bunları ben size olabildiğince anlatmaya çalışıyorum.
Hatırlarsanız 2022'nin sonunda o zaman yine böyle bir RSI uyumsuzluğundan bahsetmiştim. Yine yükseliş güçsüzleşme ile birlikte geliyordu. Hatta şuradan görebilirsiniz. İşte endeks o gün 5200 seviyelerdeydi. Daha sonra geldiğimizde 2023'ün başına seçime kadar neredeyse Mayıs ayına kadar bir endeksin düzeltme dönemini yaşadık arkadaşlar. Şu dönemde benim şu kırmızı bayraklar RSI'de bu uyumsuzluğu gördüğüm dönemlerde ve gördüğünüz gibi bir düşüş dönemi yaşadık. Ama daha sonra seçimin ortadan kalkması, riskin ortadan kalkmasıyla ciddi bir yükseliş yaşadık. Dolayısıyla seçimden sonrasını takip ediyor olacağız. Seçime kadar ben yeni rekorların güçsüz olarak devam edeceğini bekliyorum risk almak istemeyenler adına. Ama seçimden sonra da hacimsiz yükselişler devam ederse piyasa tekrar düşüşe bağlayabilir, tekrar bize uzun vadeli alım fırsatı verebilir diye düşünüyorum. Tekniği olabildiğince az kullanıyoruz ama tekniksiz de kalmıyoruz. Ben de sizlerle hem kısa vadeli hem de uzun vadeli görüşlerimi bu grafiklerde paylaşarak stratejilerinizi kurmanız adına faydalı olmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuştur bu videoda. İlerleyen videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.